Buyurun efendim. Şuna bir bak da ondan sonra hazaya gel. Altın değerinde olan mantar budur, trüf. Bir de Türk dükkan bulduk burada, artık sırtımız yere gelmez. Karıdan başka kuş tanımam, başka da şef tanımam. Efendim, yağmurlu bir gündü muhabbetindeyiz bugün sevgili dostlar. Beyoğlu'nda kitap muhabbetinde. Kitap hastasıyız, kitap kurduyuz. Birazdan çocuğu göreceksiniz. Efendim hoş geldiniz programa. Renkler Ayhan Sicimoğlu. Bu hafta Beyoğlu'ndayız. Daha doğrusu İstanbul'da kitap peşindeyiz. Kitap. Başka şey tanımayız, kitap severiz. Efendim burası da hep geldiğim kitapçı, Denizler Kitap Evi. Bir şey soracağım Turgay Bey'e. Gelin beraber soralım. Buyurun efendim. Merhaba Turgay Bey. Nasılsın? Hoş bulduk. Ne var ne yok? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Tam onu diyordum değil mi? Burası benim için müze, slash kitabevi, slash muhabbet, slash Osmanlı, slash tarihim, slash Türklüğüm. Hepsi burada. Hastasıyım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasıl sağ işler? Olun. Nasıl işler? İyi vallahi. Ha? Var mı yeni mallar? Ha şu varmış. İşte Lewis'in Illustrations of Constantinople, İstanbul üzerine en iyi. Yapma ya. Buna bakalım. Ama size bir şey getirdim ben ilk önce, buna bakalım. Bakalım. Efendim, evdeki hazinelerden bir tanesi. Bir yurt dışından almıştım. Bu harap haziyetli bir kitap. Ama 1800 baskısı, şimdi ustaya getirdik de bakacağız ne diyor bakalım. Tamir olacak mı, olabilir mi? Olur diye aldım ben yurt dışından, geldim bunu. Çocuk burada. Çocuk şurada. Çocuğumuz şu. Ha, Beauties of the Bastards, Julia Pardo. Miss Julia Pardo'nun. Evet, bak buraya bile dökülüyor her şeyi. Evet. Dökülüyor artık. İçinde bakalım. İçinde bakalım. Efendim, bu kitap benim için çok önemli bir kitap. Julia Pardo diye bir ablamız, İngiliz bir abla. 1800'lerde İstanbul'a gelir. Akdeniz seyahatine çıkar. Zatürre olur da der ki, asilzade bir kızdır. Der ki, doktor ya Akdeniz'e git, vapura bin. Böyle güzel bir gezin, temiz hava alın der. Peki der, biner vapura, Mısır'a gitmek üzere. İstanbul'a bir girer baba, abla böyle güvertede böyle anne olur. Ve 9 ay kalır İstanbul. 9 ay zarfında da çok iyi yazar. Aslında şairdir Julia abla. Resmini göreceğiz. 9 ay, 2 tane, 3, 2 kitap yazar. Doğru, yanlış söylemiyorum. Beauties of the Bastards, bu ikinci kitaptır. Boğaz'ın güzellikleri. İlk kitabı da City of the Sultans and the Manners of the Turks. Sultanların şehri ve Türklerin örf ve adetleri diye kitap yazıyor. O kitap çok güzel. Var mı sende? Bundan çok daha nerededir? Şu anda elimde yok. Yok mu? Ama Beauties of the Bastards çok güzel olmasına rağmen. Bende var ufak. Kitap, ama cilt, ufak o. 3 cilt küçük. Doğru mu? Ben evet, acaba evet. Onu korktum. Bendeki ufak acaba dedim, bunun büyüğü var mı? Ufağını mı aldım dedim. Onun metinleri çok daha ilginç ve çok güzel daha objektiftir. Tabii bu kitapta şeklen ve de içindeki gravürlerden dolayı çok da güzel. Her İstanbul koleksiyonunda olması gereken temel kitaplardan biridir. Evet. Bunun kondisyonu tabii. Çok az bulunan kitaplar bunlar sevgili dostlar. Doğru mu? Bunlar yani az bulunur. Nadirdir. Bu ilk baskısı. Bu bir bakalım. Senin büyütecin vardı şurada bir yerde. Vardır. Onunla bir bakalım ne diyor. Bu Miss Julia Pardo'nun resmi. Bu kopmuş ablamız. Miss Julia Pardo. Okuyun muhakkak. Türkçesi de var. Türkçesi nedir? Boğaz'ın nedir bunun Türkçe ismi? Boğaz'ın güzellikleri. Boğaz'ın güzellikleri diye kitap açıldı ve kitap var, Türkçesi var. Birinin bu var, onu biliyorum. Şöyle söyleyeyim. Yok mu? Küçük 3 cildin var. Metni bunun gravürleriyle İş Bankası tarafından yayınlandı. Ha ama o değil. Evet. Bunun Türkçesi var mı? Yok belki de. Bunun Türkçesi yok. Yok. Hay Allah.
Şimdi bu Miss Pardo William Bartlett tarafından yapılmış gravürlere haiz bu kitap. William Bartlett çok önemli bir gravürcü. Çelik gravür dediğimiz, çelik üzerine hak edilerek resim Bakın detaya yapıyor. Baksana ya. Muhteşem detay vardır bunda. Korkunç detay, bu kadar ince yani fotoğrafta bu kadar gren olmaz düşün. Nasıl ya, elle mi yapıyor bunu ya? O günlerde fotoğrafın da daha yeni yeni ortaya çıktığı dönemler. Tabii. 1833'te ilk fotoğraf daguerreotype. Fakat fotoğrafta bu kadar detay yok. Nasıl olacak, nasıl yapıyor herif bunu ya? İşte o yüzden, korkunç bir şey. O yüzden zaten bu eserler çok değerli, çok kıymetli. Bugün aynısını yapmaya kalkışıldığında bence yapılamaz. Yaklaşılamıyor bile. Yapılamaz değil mi? İmkansız. Şimdi detayı görüyor musunuz şu detayı ya? Böyle bir şey olabilir mi? Buradaki grenler yani vesaire. Şu grenle şu bulutlar falan nasıl olacak ya? Hesap edilerek yani. Allah yani Allah. Kazınarak, kazıma tekniğiyle yapılıyor. Silüet. İstanbul'un meşhur silüeti. Mimar Corbusier'lerin gelip de hayran olduğu silüetini iki tane gökdelen bozdu sevgili dostlar. Buna İnanamıyorum ve affedemeyeceğim. Hayatım boyunca ölene kadar affedemem. Ve bu Türk milleti bunu affetmemesi lazım. Bizim gelecek kuşaklar, çocuklarımız bize nefes... Baba ne yaptın, niye bunu yaptırdın diyecekler bize. Biz her yaptırıyoruz. Gözü göre göre o silüet gitti. İki tane gökdelen duruyor burada. Öyle bir şey olabilir mi ya? Bu şehre günah. Kadın 1800'de gelmiş, hasta olmuş kalmış burada. Biz şimdi olan silüeti 2011 yılında 4 kuruşluk paraya, 2 müteahhite... Yani ondan sonra kızınca da kızı diyorlar. Ama müteahhitin kabahati değil, izin verenin kabahati. Müteahhitin şimdi yıkılacaksa onun parası verilmesi lazım. Adamın kabahati mi? Ben olsa ben yaparım. İzin aldıktan sonra para... Niye? Ben şey değilim. Siz yapmasanız birisi yapacak. Biri yapacak yani. Yapmasa. Ama yani izin veren kimse o adamın bu işi ceza alması gerekir. Yani 600 sene o silüet korundu. Son 20 senede... Son 600-700 senede binlerce sene, yani bütün silüet son 20 senede. Yani. 3000 senelik şehri tabii, 20 senede senedir. 20 senede içine ettik. Hangi hakla o başka bir mesele tabii. Hadi aslında tabii 2 senede ilk 1950'lerden başlayan bu 40'lardan başlayan. Gökdelenler demek istiyorum. Gökdelenler falan. Gökdelenler beni ilgili. Güzel Bursa hikayesi var abla Bursa'ya giderken. Bursa'ya giderken, onu hiç unutmuyorum. Türk ekipleri görmüş, Türkler geliyor. Attan böyle cepkenli, fesli, bıyıklı, böyle yaz delikanlı. Hayatımda bu kadar yakışıklı adam görmedim ben der, abla der. Böyle kalmış, anneye olmuş. Görünce gelen atlıları, şeyi durmuş giderken bu. Atlılar oradan gelmişler, yanına geçmişler ama diyor ki, bu kadar güzel adam olur mu dünyada diyor falan diyor. Böyle bıyıklı delikanlılar bize gelmişler. Esas şeyi çok mahtak, oradan tanıdım ben. Esma Sultan'ı tanımış bizim. Hani yalısı var ya Ortaköy'de, onu tanımış. Onun evine gitmiş yalıya, Esma Sultan yalısına. Kadın beklemiş, 2 saat bekletmiş. Sonra bir demiş ki hizmetkarı, hamamdan çıktı, başı ağrıyor, gelemez demiş. Esma Sultan için. O da kös dönmüş. Yani baksanıza kadın, 2 saat bekletiyor orada İngiliz misafiri. Sonra çok üzülmüş göremedi işte Esma Sultan'ı. Sonra bir mesire yerinde bir tahterevan gelmiş. İçinde bir perde aralanmış. Bu da beyaz bir el demiş ki kadına. Demiş, şaşırmış falan bir el böyle kadifeden. Bir de onu çağırıyor. Gidip oturmuş karşısında, bir açmış perdeyi ki Esma Sultan. Otur karşıya demiş. Oturmuş karşısına. Ve çok utanmış. O demiş ki özür dilerim size, o gün çıkamadım. Hamamda başım ağrımıştı falan demiş. Çok güzel ama Esma Sultan'ın yalısını bir anlatıyor. Kitapta çünkü şair ya abla, müthiş tasvir şeyi var, kabiliyeti var, müthiş anlatıyor yani o yalının size anlatamam şeyini. Böyle oryantalizmle modern Fransız ve İngiliz ancak bu kadar karışabilir, bu kadar gusto ile karıştırılabilir bir evde diyor. Yaldızlar, böyle el yazması Kur'anlar, eski Türkçe bütün işlemeler, korkunç o yalı. Şimdi tabii sonradan maalesef kerese deposu olmuş falan falan. Çok fena vaziyette. Biz bunlara bakamadık tabii. Bu arada bunda bir tane de harita vardır. Öyle mi? Çok güzel bir İstanbul haritasıdır. Bütün Boğaz'ı içerir. Biliyorsun terapiye oradan gelir. Terapi. Tedaviden gelir. Tarabya. Terapiyadır aslı. Yani eskiden bütün hastalar... Güzel Karadeniz'den gelen taze hava alsın diye orada iyileşmeye giderlermiş, terapiye giderlermiş. Tarabya oradan kalmış adı. Bu haritayı
Yayınladık biz aynı zamanda. Öyle mi? Ha. İstanbul haritada 500 sene. Şurada. Haritada. Bunda mı? Bakabilir miyiz? İçinde, evet, ha, güzel kitap. Vardı. Bundan satın aldım ben senden. Aldım mı diye hatırlıyorum. Aldın mı? Aldım. Evet. Evdeki kitapları ne aldım unutuyorum. Öyle bir çok kitap alıyorum ki. Dostlar öyle bir şehre sahibiz ki İstanbul diye dünyada bir tanedir. Dünyanın başkentidir. Dünyanın merkezidir. Bizim görevimiz ise bu İstanbul'u korumak. Ha, görevimiz yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. Kötüye kullanıyoruz. Ne yapıyoruz? Bu memleketi para için satıyoruz. Sadece bu yani gökdelenler, oteller güzel. Karşı değiliz. Eğer onun adı girişimse ki bana göre değil ama olabilir. Bazı insanların konseptine olabilir anlayışına. Onların yapılma yerleri başka yerler olmalı. Dışında olmalı. İstanbul'u bozmamamız gerekiyor. Ama biz bunu dinlemedik. Ve hala dinlemiyoruz. 1950'lerde başladı bu çevirme. 40'larda başladı. Ondan beri 4 nala gidiyor. Son zamanda azalacağına çoğaldı. O tuhafıma gidiyor. Demek ki hala akıl basmadı. Demek ki hala o konsepte ona uyanamadık bu işe. Çok yazık olacak. Çok yazık olacak dikkat etmezsek. Bak. Annem. Bu Shivaza Gufye'nin bütün Ege'yi anlatan. Allah. Orijinal cildinde, orijinal deri cildinde. Mala. Ve çok iyi kondisyonda. Hiçbir kararma yok. Birinci baskısı. Petrus de la Gres. Ama Yunanistan diyor. Yunanistan diyor. Burası Ege Adaları, Ege. Ha. Ve de bir de İstanbul bölümü vardır. Voyage Picturesque de la Gres. 1782 tarihli. İçinde muhteşem gravürler vardır. Fransızca. Bölüm bölüm bütün Ege'yi anlatır. İzmir'e, Rodos'a, Sakız'a, Çanakkale'ye, Assos'a gider. Bunlar bakır baskı dediğimiz. Bakır üzerine kazıma tekniğiyle yapılmış. Birçok gravür vardır. Bodrum gravürü vardır. İçinde haritalar vardır. Katlanır. Kart. Bu mesela Göcek haritası. Allah Allah. Makri köyünün haritası. Şimdi Türkler dünyanın en güzel giyinen insanları. Yani bunu da ben söylemiyorum. Busbek söylüyor. 1600 yılındaki büyük elçi. İstanbul'a gelen bu kadar güzel giyinen insan görmedim diyor. Kadın erkek. Erkekler bilhassa rengarenk diyor. Biz diyor siyah giyiniriz, bacaklarımız eğriydi, çıkardı, dardı giydi. Bunlar babalar bir giyiniyor diyor. İpek yere kadar böyle şeyler rengarenk giyiniyor. Kürkler, samur, bilhassa zenginler tabii. Fakirler de. O şavarlar çok güzel. O şavarlar şunları gösteriyoruz da burada resmen. Yani Türkler kadar iyi giyinen insan yeryüzünde yok. Düşünün. Size eski bir kitap göstereyim. Gerçekten eski tarihli. Şeyler mi? Elbiseler mi var? Elbiseler yok fakat kitabın eskiliği ve kondisyonu olarak muhteşem bir kitap. Bu 1594 tarihinde basılmış. Evet. Yapma ya. Türk-Pers savaşları. Ama bir tamirat görmüş gibi sanki. Hiçbir tamirat görmemiş işin garibi. Allah Allah. Kondisyonu gayet yüksek. Gare della Turchi, fra Turchi e Persi yani. İtalyanca mı bu? İtalyanca, Türkçe, Türkler ve Persler arasındaki savaş diye söylüyor. Evet. Nerede tarihi, bu baskı tarihi? Nerede yazıyor Allah'ın seversen? Roma rakamıyla tabii ki yazıyor. 1594. Allah Allah. Çok buna da bayıldım, buna da bayıldım. Hakikaten iki tane güzel kitap. Yani bu kitap işinde sevgili dostlar böyle hasta olunca yapacak bir şey iflahı yok. Yani ben yanıyorum yıllardır. Sağ olsun Turgay Bey gibi arkadaşlarım da bizim hastalığımıza birazcık merhem oluyorlar. Buraya bir canım sıkıldıkça geliyorum. Sağ olsun bana böyle ne varsa diyorum. Abi baba bir şey çıkar diyorum. Bana her seferinde böyle bir şey çıkarıyor. Ben de bunu merakla bakıyorum. Şunu da çok almak isterim ama herhalde buna param yetmez. Neyse bunu sonra konuşalım. Efendim, devam ediyoruz renklerde. Bugün kitapçıyız. Bugün kitapta aklımız, fikrimiz sevgili dostlar. Çünkü hastasıyız. Evet
Evet sevgili dostlar, şimdi başka bir renge, başka bir semte, Maçka'ya gideceğiz. Kitap peşinde bugün Ayhan Sicimoğlu. Buyurun efendim. Efendim Maçka, Maçka ve Patika Kitap Evi. Her yerine uğrarım. Bakalım ne var. Buyurun efendim, bir kahve içelim. Evet, evet. Müslüm Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, ne var ne yok. Gayet iyi sizde. Canavar, yüzünde gülüyor. Efendim Müslüm Bey, her uğrarım bana bir burada espresso kahve yapar. Bir de muhabbet ederiz, bir gelenle gülenle. Yani burası hem sohbet hem kitap alışverişi. Ama giderken de... Ellerim öyle bazen dolu giderim ki arabaya taşıyamam. Bana şuraya kadar dışarı çıkar, kapıya kadar getirir sağ olsun. Efendim ne var ne yok? Güzel güzel mallar var mı? Sezon açıldı. Açıldı sezon. Bakalım maşallah. Şimdi güzel kitaplarım da var. Var mı? Zaten arayacaktım sizi ben. Arayacak mıydın? Evet, tesadüf. Üst üste geliyor. Çünkü güzel. Şimdi John Lewis'in güzel bir kitabı geldi. Öyle mi? 1835 İstanbul çizimleri. Oh. Ama Dick diye bir gravürcü ressamın çizimlerini kopyalarak yapmış. Yapmış. Bayağı güzel. Cover'ı çok güzel. İçeriği de güzel. Şimdi zaten harika, bakalım. Hazırladım. Kahve. Şimdi arada bir toparlar kitapları. Beni arayan bir şeyler bir gel bakalım der. Tam arayacaktım diye de üzerine geldi. Kahve içeriz. Hemen bir espresso. Bir espresso içeriz. Tamam. Hadi bakalım. Tamam. Oturuyoruz. Evet efendim, teşekkür ederim. Çok mersi. Kahvemizi de içiyoruz. Sağ olasınız. Efendim muhabbet. Bu kitabı getirdin bana. Ben bunları fakat bir kısım daha seçki yapacağım size. Melling. Evet, Melling. 1964 Doğan Kardeş zamanının 2 yıl dönümüne özel olarak çıkarttığı Türkçe versiyonudur bu. Ön sözü Türkçedir ama kalan yine o Fransızcasına sadık kalınmıştır. Orijinal gravürlerin küçültülmüş halidir. Çünkü orijinal kitap daha büyük. Çok büyük. İnce, uzun, bayağı büyük. Özel ciltli. Ama Fransa'da o galiba. Fransa'da, evet. Fransa'da fakat o dönem Türkiye'ye gelmiş bir miktar. Hediye olarak gelmiş, satış amaçlı gelmiş. Müzayedelerde ve kişisel olarak evlerde var bir miktar. Çok sayılı da olsa var. Efendim, Melin çok önemli bir adam. Bir ressam, mimar. Üçüncü Selim'in... kız kardeşi galiba değil mi? Hatice kızı evet, değil. Hatice Sultan. Kız kardeşi mi kızı mı? Kız kardeşi. Kız kardeşi. Kız kardeşi Hatice Sultan. Aslında kitaplar şey yazar ama çok güzel bir kadın da değil Hatice Sultan. Hani öyle yazar. Yalıda malda oturur. Fakat Hatice Sultan bir gün Danimarka sefirin evine gider. O ev çok meşhur bir yalıdır Danimarka sefirin. Orada bir bahçe görür. Ve bahçeden ben de istiyorum. İstiyorum der. Efendim, biraz da şımarıktı bir prensestir. Efendim, der ki Danimarka elçisi buna, adını unuttum adamın. Ya bir adam var, Alman asıllı da Danimarka'da da çalışıyor bazen, ressamdır. O becerir anca bu işi dedi, Melling'e tanıştı. Melling gelir, Melling de çok zengin olmayan, İstanbul'da hasbelkader bulunan bir Alman asıllı ressamdır. Ama mimardır da aynı zamanda. Bir bahçe yapar ki Hatice Sultan'a, Hatice Sultan bahçeye hayran olur. Kendi çizer Melling şeyi, onun kitabı. Efendim derken ilk defa şu önemlidir Melling'in. Çünkü Melling ilk defa Türkçe'de Latin harflerin kullanıldığı andır o an. Çünkü Hatice Sultan, şimdi okuyorum, muhakkak mektuplarını. Bazı tarihçilere göre aralar aşk vardır, ben buna inanmıyorum. Aşk hiç daha olmadı. Çünkü mektuplarda ona çok güzel, sen... Şöyle yazdı Hatice Sultan. Adam anlasın, adam Türkçe konuşuyor Melling çatpat ama yazamıyor. Eski Türkçe tabii ama Latince Türkçeyi okuyor. Onun için Hatice Sultan da ona mesaj yollarken İtalyanca tabii İtalyanca yazan biri bile bir yazıyor. Çünkü bazen Mercure di Marte di diye şeyler İtalyanca yazar günler. Efendim Marte di Salı, Mercure di Çarşamba. Sen Marte di günü gelesin efendim ve bana memle altını getiresin. 5 kuruş veririm. Acele bu akşam gelesin. Ve bana örtüyü getiresin. Getirmezsen memle falan diye adama
şey yapar. Bazı aşk palavra hiç ben olmadı. Ona köpek gibi davranır. Hatta fakat Merin hata yapar. Merin'in hatası. Biliyor musun bu hikayeyi? Hayır. Merin bir hata yapar. Bir kızla evlenir. Türk kızıyla. Pat diye birinin kızını şey yapar. Pardon, Türk kızıyla değil. Bir yabancı birinin evine gider. Levanten birinin evine. Orada kıza aşık olur. Ve kızla evlenir. Hatice Sultan çok bu işe bozulur. Evlenince. Melin'den. Aşk amaçtan değil yani şeyden niye onunla izinsiz böyle bir şey oldu diye. Ve sonunda Melin açlıktan mektup vardır. En son mektubu. Sultanım, çocuklar doğdu. Evde üşüyorlar, ölecekler. Yakacak odunumuz yok. Diye mektup yazar. Hatice cevap vermez mektuba. Yani bir şey yapar. Kızar çok, intikamlı. Sonra Melin çok para burada açlıktan ölmek üzereyken terk eder gider Türkiye'yi. Evlenmesinin cezasını bu şekilde öder. Hatice Sultan'dan hiç para al. Hatice Sultan'a devamlı para verir çünkü. Yok bilmem ne sana beğendim sultanım. Yok efendim lamba altı beğendim. Çok hoşunuza gider. O da var mı senin o kitaplar? O kitap, mektupları. Onun bir seri olarak çıkmış bir kitapları var. Mektupları var çok güzel. Onun içinde mektuplaşmalar diye bir bölüm var. Mail var mı? Hatice Sultan mektuplaşmaları. Var mı kitap sende? Yok baskısı yok onun. Ama çıkıyor böyle bir tane iki tane çıkıyor mektuplaşmalar. Bende tüm mektuplar var. Çok madde okuman lazım. Burada da efendim bu da benim amcanın hastasıyım. Efendim de Rive de Bosfor. Bosfor kıyıları. Gravür çok meşhur. Harem'in gravürü. Ama o haliyle de gerçek olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü ya hakikaten çok acayip bir gravür. Hastasıyım ben şunu. Bu gravürün buna hastayım. Harem. Adamın işte hareme sokuyorlar işte bunları. Gavur olduğu için gavurlara pek nazar falan diyemiyor. Yüzünüzü açıyorsun. Yani Müslüman olsa hayatta yanına yaklaşamaz. İstanbul bu devirde bütün yabancıların en merak ettiği, en böyle İstanbul'a gittin mi, İstanbul'u gördün mü falan gibi aralarında inanılmaz ulaşılmaz bir şehir. İçine girmek, hele bunlar gibi yani sultanların odasına kadar girebilmek dünyada kimseye nasip olmayan olaylar. Yani onun için bu dünyada yani Avrupa'daki en büyük moda oryantalizm, İstanbul modası. Yani o zamanlar düşünün. Geçti. Nefis. İşte, yavrunun üzerine bakar mısınız? Palais de Sultan Hatice. Palais de la Sultan Hatice. Bu kadar, bunun bir tarifi var. Size anlatamayacağım. Bunun tarifi, kapılarının oymaları, bütün o sütunlar. Yani inanılmaz, inanılmaz. Yani galiba dünyanın en güzel yapıtlarından bir tanesi. Yani kitaba harcadığım paranın da ne kadar olduğunu size söylemek istemiyorum. Herkes böyle, Ayhan Bey çok meraklısın giyime. Giyime falan meraklı ama giyime para vermem. Ucuzluktan alırım. Kitaba para veririm. Giyime verdiğim paraya acırım, kitaba verdiğim paraya acımam. Fiyat'ın sunduğu Ayhan Sicimoğlu ile Renkler programı reklamlardan sonra devam edecek. Fiyat. Fiyat'ın sunduğu Ayhan Sicimoğlu ile Renkler programı devam ediyor. Fiyat. Sevgili dostlar, burası benim hastanem. Hastası olduğum olay, kitap.
Burası da hastane. Tedaviye geldik. Bakalım neymiş. Diagnostik yapacaklar. Bugün tedavi olacağım. Sahaflarda İstanbul'da. Kitap hastası olarak. Burası hastanem. Buyurun efendim beraber. Şöyle bakalım neler var. Bugün kitaplarda güzel muhabbet olacağını tahmin ediyorum. Gelin peşimden. Burada bir ahbabım vardı da işi bırakmış. Demek ki kitap işi bırakılıyor. Çünkü maalesef memleketimizde az okunuyor. Herhalde adamcağız iflas etti. Ne yapacağız? Burada kitapçı şey yok muydu ya? Rasim dükkan değil mi? Rasim ben ayrıldı buradan. Öyle mi? Evet ayrıldı. Ha siz aldınız. Evet, ama şeyi değiştirmişsiniz. Kitapların cinsini değiştirmişsiniz. Ha. Onun gibi kitap satan kim var Rasim gibi burada adamımdı. Üç tane dükkan var. Üç tane dükkan mı var? Oraya gidelim. Adamlarımız ayrılıyorlar sevgili dostlar. Yavaş yavaş işi bırakıyorlar. Ne zaman memleketimiz renkli basını bırakıp da, televole basını bırakıp da kitap okumaya yönelecek, o zaman işler değişecek memleketimizde. Hep beraber onu düşünelim. Nasıl yapacağız da insanlara kitap okutacağız? Mesela bu filmi biraz onun için yapıyorum. Müsaade ederseniz bunu söyleyeyim. Sansasyon filmi değil ama izleyicisi çok sağ olsunlar. Şu güzelmiş. Doğan Kuban, önemli bir adam. İstanbul tarihi üçe ayrılır. Bizans, Osmanlı ve göç, Türk göçü. O da başka bir era. O da onda şimdi biz şahit oluyoruz. Galiba en acıklısı da bu oldu. Tabii muhakkak ki en acıklısı Haçlı Seferleri'nin 1200'lerde yaptığı yağma emri acıklısı olduğunu söylerler. Tabii sonra Fatih aldıktan sonra emir buyurur ve bütün şehir yeniden inşa olur. Haçlılar yıkar, Fatih yeniden inşa eder. Herkesi göçe de zorlar aslında, kimse gelmez. Ondan sonra İstanbul'u gider 1960'lara geldikten sonra göç almaya başlar ve biter maalesef. Çekmek ister misin? Aa çekeriz. Bunu da çekeriz. Kedimizi alalım. Kucağıma gelir mi? Gelir. Hadi olur. Hadi olur. Adı ne? Peynir. Peyniri görüyor musunuz? En sevdiğim kedi. Aa o da güzelmiş. Peynir nefis. Ben kedinin böyle panterini severim. Çizgilisini severim. Böyle siyah miyah da falan mıydı? Bak. Kız mı oğlan mı bu? Erkek mi? Eşek. Ne yapıyorsun burada? Var mı yenge? Şuna bak. Yenge var mı lan? Var mı bir şeyler? Var mı? Zarife mi yengemiz? Niye bırak? Dur tamam bırakacağım. Gel. Hadi bakalım peynir. Gidiyor. Güle güle efendim, sağ olasınız. Peynir kardeş, işte böyle. Hayvan seveceksin. Hayvan sevmezsen insan sevmesin. İnsan sevmezsen aileni sevmesin, kendini sevmesin, memleketini sevmesin, kendi ülkeni sevmesin, dünyayı sevmesin, tabiatı sevmesin. Hayvan, ilk onunla başlayacaksın. Hayvan sevmesin. İlk önce ondan sonra zaten arkası gelir. Sevgi öğreneceksin, sevgi. Hayvanlar öğretir. Şimdi şey geliyor, Ruby geliyor. Buranın şeyin köpeği, sahafların köpeği Ruby. Bak çağırmaya gittiler. Rubey'e diyorsun geliyormuş. Ne matrak yer değil mi ya? Köpek, bir köpek sana çağırayım dedi. Dükkanın sahibi köpek çağırmaya gitti.
Yani buranın takılan köpek Ruby. Besliyor. Siz besliyorsunuz. Biz besleriz. Özellikle ben beslerim. Sabahleyin benimle beraber dükkan açar. Nafakasını bekler. Buna özel mama alırız. Aşısı maşısı var mı? Ne haber? Aşısı maalesef yok çünkü götürecek adam yok. Yaptırılmasın günah. Aşı yaptırıp bir de buna şey tasma takmak istiyorum. Zehirler, mehirlerler. İşte gözümüzün önünde dışarıda çıkmıyor çarşıdan. Ben size bir numara bekliyorum. O numaraya ben telefon açacağım belediyeye. Ben konuşacağım. Yani Ayhan Sıcımoğlu olarak konuşacağım. Sonra sizi arayacağım. Belediyeden geri Ruby'yi alacaklar. Öyle düşünüyorum. Aşılanacak, kısırlaştırılacak maalesef. Bir küpe takılacak. Küpe takıldıktan sonra artık sokakta yaşayabilir. Şu anda sokakta yaşaması sakıncalı ve her an götürebilirler ve bir daha da bulamayız köpeği. Bir defa geldiler götürmeye vermedi. Vermedi. Ama köpeği ilk yani alabiliriz. İlk de şey yapmamış. Siz tabii siz benim köpeklerinizi ondan almadı. Yani almadı, sokak köpeği esnaf da müdahale etti. Çünkü sokak köpeği olsa gider biliyorsun. Giderdi. Şu esnaf çok seviyor. Acaba hiç esnaf seviyorsa dışarı buradan çıkmıyorsa hiç kısırlaştırmayalım öyle bırakalım mı? Vallahi bu çiftleşmedi bu sene biliyor musunuz? Çok peşine takıldı. Acaba şuradan veterinere götürüp aşılattırıp getirelim yeter mi? Bir sefer eylemesinler, yapmasınlar. Daha küçük yavru çünkü. Evet. Yani bir sefer anne olsun. Olsun mu? Tabii. Yani şey, bilmiyorum istiyorsan aşılattırıp getirelim hiç belediye aramayalım. O da olabilir. Bir de kağıt veriyormuş aşılandığına dair. Hadi öyle yapalım ya. Hadi şu köpeği aşılattıralım sevgili dostlar. Ama onu nasıl veterinerden götüreceğiz arabayı? Arabayla, beni arabaya atar götürürüm. Ruby'nin peşinde koşuyoruz. Veterinerimiz geldi. Yakalayabilirsek aşılayacağız köpeğimizi. Efendim, sahafların köpeği Ruby. Nerede veterinerimiz? Burada mı veteriner? Gel veterinerimiz bulduk. Sağ olsun Sinan Bey yemekle şimdi ama sen görünme sabıkalısın. O Ruby yıkarken Ruby kızmış onu da ısırmış onun için sabıkalı. Onu Sinan Bey yakalayacak ne yaparsa. Yakaladı oldu bugün. Olmadı yandık. Nerede it? Ruby öldüreceğim. Ruby nerede? Ruby nerede? Kayboldu. Kaçı? Vın. Ruby. Ruby vın. Buralar gitmez. Gitmez mi? Gitmez. Ruby gördüm. Bak bulduk köpeği. Nerede? Bulduk. Orada gel. Ruby'yi bulduk. Gelin. Gelin. Efendim işte böyle Ruby'miz de kaçtı galiba ama nasıl yakalayabilir miyiz? Yakalayabilir miyiz? Yakalarız. Durun bakalım. Allah büyük. Yakalarız. Çarşıya kaçmış. Şimdi peşinde bugün köpeğin çekeceği var bizden ama değil mi? Yok. Ama aşısı oldu hiç olmasa rahatız. Bir de şimdi hüviyet kağıdı olacak. Sinan Bey'e vereceğiz. Nüfus kağıdı, hüviyeti olacak. Bundan sonra Ruby bizim köpeğimiz. Özgür olarak çarşımızın köpeği. Böyle, buyurun efendim. Buyurun. Evet efendim, Ruby'nin peşindeyiz, herhalde yakalayacağız. İki ilacı daha kaldı. Bir de tasma takacağız, ondan sonra işimiz bitti. Çok da güzel, çok da güzel cami, Beyazıt Cami. 1500-1505, 5 senede yapılmış. Türbede köpeği arıyoruz. Bulduk mu? Hah, bulduk. Gelin. Hey, bravo! Gel.
Ya. Ya, evet, kırmızı harika. Vişne rengi Ruby'nin tasması. Gel kızım. Ruby gel evladım. Gel kızım. Neyse, alışacak yarına şimdi heyecanlandı. İşte böyle sevgili dostlar. Ruby maceramız burada sona erdi. Köpek kaçtan yarın alışacak herhalde. Herhalde güzel bir şey yaptık değil mi? Siz de lütfen bu tip köpekleri aşılatın, koruyun, tasma takın. Yani belediyeye aslında vermek lazım. Belediyeye verin, kısıtlasınlar, küpelesinler. Hayvanları seveceğiz. Buyurun efendim. Sevgili dostlar, bu programda bu kadar. Kitap içinde yüzdük ve arkamızda da ilk matbaacımız İbrahim Müteferrika. 1674-1745. Yani Osmanlı'da kitap basıldığı tarih 1700. Avrupa'da kitap basıldığı tarih 1450. Düşün, gördünüz değil mi? Anladınız değil mi nasıl oldu işler? Adam 1450'de kitap basıyor. Bize gelmesi, fetva verilmesi vesaire vesaire 1700'ü buluyor. Yani kitap ne kadar, yani nasıl Osmanlı çökmüş, niye geri kalmış, hepsinin izahı galiba burada yatıyor. Ne yapalım? Şimdi ama geç değildir, el ele kardeşçe okuyarak memleketimizi kalkındıralım diye düşünüyorum. Hoşça kalın. Mm-hmm.